Gülizar. Pişt. Gel gel. Görür müsün? Kadere bak. Ayrılmamızı hiç istemiyor, değil mi? Nereden? Bak, sana ne aldım. Bak, 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 bak. Bu gece odanda vereceğim. Niye? Oyun mu oynuyoruz? Sen oyun oynamasını seviyorsun, ben de oyun oynuyorum. Bir ağır ki, vallahi taşımakta zorlanıyorum. Ben bunu bu geceye kadar odamda bir yerlerde saklayayım, Gülizar. Nasıl ağır, nasıl ağır? Hayırdır? Hadi sorayım da rahatla. Benimkinden bir şeyler istedim de buraya. Kız Gülizar, çatlatma adamı da söyle. Kim şu seninki? Nereden buldun? Adana büyük yer canım. Adana'nın büyük yer olduğunu biliyorsan efendi. Ama çiftlik küçük, sen de bir yere gitmiyorsun. Niye canım, hiç mi çıkmıyoruz çarşıya, pazara? Vallahi bu dar vakitte ne ediyorsan artık adam altınları döşüyor. Sen niye benimle uğraşıyorsun? Uğraştığımdan değil, ikaz ediyorum. Bu gidiş gidiş değil. Başına iş alacaksın sonra. Hiçbir şey olmaz. Sen beni fazla düşünme. Reşit. Ha. Ah ah ah. Ne oldu? Neyin var gene? Midem ağrıyor biraz. Acaba yediğim bir şey mi dokundu ki? Bilmiyorum. En iyisi uyumak. Uyuyunca geçer. Hadi Allah rahatlık versin. Dur ben bir şey kaynatıp getireyim. Yok istemez, istemez, istemez. Hem canım çekmiyor, hem de şimdi ağzımın tadı kaçar. Ben biraz uyuyayım geçer. Hadi Allah rahatlık versin. Hiç uyuyarak geçer mi? Dur, azıcık ovalayayım ben. Ne oldu? Neye istemiyor? İstemiyorum değil Hacer'cim. İstemiyorum değil. Ama sen böyle 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 yapınca içim çok fena oluyor. Takatım da yok. Ondan. Ya ben uyuyayım geçer. Hadi Allah rahatlık versin. Hayırdır? Neye bakıyorsun saati? Ne işin var? Yok bir işim yok. Şimdi saat sabah 7'de bütün ılgatlar burada olur. Ya şimdi ben bu ağrıyla, bu sızıyla
kaçta uyuyacağım, kaçta uyanacağım değil mi? Yok yok, en iyisi ben hiç uyumayayım. Ha? Ben bir banyo yapayım. Hem böyle damarlarım mamarlarım gevşer, iyi olur. Değil mi? Hadi sen yat uyu. Hadi uyu sen. Ben bir banyo yapayım. Havluyu da almadı. Aman Adanalı, canım Adanalı. Ben sana yandım, güzel delikanlı. Hey! Gülizar. Hele hele. Gülizar. Aman Adanalı, canım Adanalı. Allah, güzelim. Lan güzelim be. Gel, gel. Güzelim benim. Reşit'im. Ha. Havlunu almayı unutmuşsun. Hemencecik yat sen. Sabah erken kalkacaksın, uykusuz kalma. Hadi, hadi. Tamam. Hacer. Hacer. Reşit'im, ağam. Nereden buldun kız onları? Dolaptan. Yoksa Temmuz'da 25. seneyi devriyemiz diye mi aldın bunları? Seneyi devriyemiz diye aldım. 25. Aslında ben bilezikleri de tamamlayıp öyle verecektim sana ama sen bulmuşsun işte. Olsun. Bunca sene sonra bunlar da yeter bana.
Hem nicedir yanıma sokulmuyor. Artık Reşit'im beni sevmiyor mu? İstemiyor mu diyordum ama seviyormuşsun. Hem de çok seviyormuşsun. Hadi kocacığım, hadi gel, gel. Ah ulan, ah be, ah be. Ulan, bu yaşta bu kadınlarla beraber ırgatlık da yapmak varmış. Ama... Ne o? Bakıyorum işten kaytarıyorsun Reşit. Yo. Aynen öyle. Hani sen tembelleri sevmezdin? Hadi hızlan hele. Hızlan, hızlan. Yapıyoruz. Eğer şu sıra bitmesin, sana akşama kadar da olsa yemek yoktur. Bana bakın. Akşama kadar bu kısım bitecek. Yasin Ağa'nın emri var. Allah'ıma dinime, hiçbirinize acımam, gece mece demem, bırakmam sabaha kadar. Ona göre. Şu hale bak be. Benim kendi ellerimle işe aldığım ne diyor? Ama bende akıl yok ki işte. Bende akıl yok. Kendi kendimi yaktım. Hem de cayır cayır yaktım. Ah ulan Reşit, ben bu hale düşecek adam mıydım be? Ah ulan. Çenen yerine elin işlisin. Senin için hanımın talimatı var. Böyle boş boş zaman geçirirsen, bak, Haydar kaşınıyor bilesin. Aha, daha düne kadar iş istemek için paçalarımı öpen, şimdi ısırmak için dişlerini gösteriyor. Ne adaletsiz dünya be. Bak ulan Güllü. Beni yaktın. Ama sana yemin ediyorum. Ben de berber Reşit, sen bunun hesabını soracağım. Reşit Efendi nerede? Sabahın köründe gargalar kahvaltı etmeden tarlaya gitti. Ne yapacakmış ki sabahın köründe tarlada? Irgatların yemeğini götürünce görürsün. Irgatların yemeğini ben mi götüreceğim? Elbet. Kim götürecek başka? Niye? Yanaşmalar ne güne duruyor? Kızım Yasin'e çiftlikteki herkesi tarlaya koştu. Çiftlikte sadece senle ben kaldık. Koskoca kadın ben mi götüreceğim bacım? Allah Allah ya, bir bu eksikti. Hem Yasin Ağa'ya ne oluyor ki? Şimdi Reşit Efendi beni onca erkeğin arasında görünce kızmazsın sakın. Ha? Kızar ki ne kızar. Bunlar mı şimdi? Ne gene duruyorsun Reşit? Kaç kere sana söyleyeceğim, sallanma de. Ha. Apa! Kim bilir ne yaptın kendini bu hala düşürmek için? Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Bir çuval inciri berbat etmeyeceksin. Merak etme, hep öyle kalacak değiliz. Yürüsene be, açlığımızdan öldük. Kız Gülizar, onca dolap çevirmene değdi mi ha? Yakışıklı adam Reşit, boylu poslu, er adam. Biraz kocamış ama adam olsun da diyordum. Pek eğleniyorsun ya, bakıyorum. Ha, hoşuna gitti her hal. Yok canım, ne hoşuma gidecek. Yani benim demem o ki, neye niyet, kime kısmet. Sen kalk koskocaman çiftçi başını zorla boşat. Ondan sonra da kalk bir ırgat karısı ol.
Ne talih, ne kader ama. Hakikaten. Ben de ne kadersizim ya. Kız, Gülizar. Vallahi ben sana çok üzülüyorum. Biraz aklını başına devşirsen kız. Niye? Bu akılları, fikirleri kendin sokmadın mı kafamıza? Ne? Abo! Ben mi kız? He sen. Demiyor muydun bir tane kocan olsun? Bu çitlikte yoksa benim gibi gurur kalırsın demiyor muydun? Senin Allah canını almasın soykakar. Kız ben sana git de elin evli barklı herifine mi yanaş dedim he? Ne yapalım? Herif mi var ortalıkta? Şehirde olsak neyse ama çitlikte. Ne yapacağım ben şimdi ya? Kız Gülizar. 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 Patla. Patla. Ne var? Ne bağırıyorsun? Ya bana bir su getirsene elimi yüzümü yıkayayım. Hadi duymuyor musun? Sağır mı oldun? Bir su ver. Duyuyorum, duyuyorum da. Ne zamandan beri ırgatlar çitliğin hizmetkarından yığınmak için su ister oldu? Ne diyorsun sen be? Ne dediğimi çok iyi anladın sen. Hoş diyorum sana, hoş. Bana bak. Zaten canım burnumda. Bir de sen üstüme gelip durma Allah sen. Senin canın beni hiç alakadar etmiyor Reşit Efendi. Affedersin. Irgat Reşit. Hacer'i gönder dedin, gönderdim. Sen istedin diye. Yakında da boşanacağız. Daha ne istiyorsun? Bir ırgat karısı olacağımı düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Benim de bir kıymetim var değil mi? Ya. Hanımım kızgınlığını bir kenara bıraksın. Beni bir affetsin. Ya o vakit ben gene ırgat başıyım ya. Bence sana öyle geliyor Reşit. Efendi. Şelafe. Uğur böcüğü sandım, hamam böcüğü çıktı. Berber Reşit'in kim olduğunu hepiniz göreceksiniz. Hepiniz. Yine geldi oturdu bu meymenetsiz. Yüz verince bunlara... Tövbe tövbe. Ya bırak otursun. Müşteri değil mi? Parasıyla. Cemşir. Senin bu kızın var ya, resmen beni ırgat etti. Şu ellerimin haline bir bak, bak. Görüyorum, görüyorum. Ama benim kanıma en çok ne dokunuyor biliyor musun? Ne? Aa, şu zar oğlunu affetti de öz babasını affetmedi. Vallahi Cemşir, ben hayatımda senin bu kızın kadar kindar bir insan daha görmedim. Ne vakittir. Deli gibi işini görüyorum. Gene de yaranamadım. Üç kuruş için beni itin köpeğin maskarası etti. Yapar, yapar. Ama benim adım da Cemşir'se ben de avradımı geri almayı bilirim. He. Ben de berber Reşit'sem ben de ne yapar eder o çiftliğe gene çiftçi başı olmanın bir yolunu bulur. Nasıl olacak hoş? Bu senin kızın, Serap Hanım. Dinlese dinlese kimin lafını dinler? Ne bileyim ben. Gel hele. Orhan Bey. Orhan. He. Bak hele. Bizim ne yapıp yapıp bu Orhan Bey'in gözüne girmenin bir yolunu bulmamız lazım. O nasıl olacak? Onu da o vakit düşünürüm. Sen o güzel kafanı bu işlere yorma. Gel hele vur dibine vur. Selamünaleyküm. Aleykümselam.
Hoş geldin. Hayırlı olsun Ramazan. Eyvallah, sağ ol. Madem bu kadar çok ısrar ettin, heyet. Hoş lan. Gülüzardan mı lan o? Gülüzar mı? He. Gülüzar kız! Ne yapıyor kız gece vakti tenekede? Niye bağırıyorsun ya? Bütün mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Burada oturuyorum ben. Buyur. Hangi ulvi rüzgar sizi tenekeli mahalleye attı Gülizar Hanım? Reşit Efendi'ye parasını verdim, ev tuttum burada. Reşit'e para mı verdin? Tenekeli mahallenin sahibi benim. Bela mı? Ay, isterseniz Hafız Efendi akşam akşam güldürmeyin beni. Sizin nereden paranız vardı, mahalleyi satın aldınız? Neyse. Hadi hayırlı geceler size. Akşam akşam nereye gidiyor acaba? Eyvallah, acaba nereye gidiyor? Ya sana ne kardeşim ya? Sen kafayı mı yedin Hafız bu kadınla uğraşıyorsun? Senin başına getirmedik, iş bırakmadı bu kadın. Hala konuşuyorsun ya. Yürü Allah'ın sen. Ya yürü. Çıt. Çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Çıt 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 çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Bu da kebap mı? Benim yaptıklarım gibi seni görmedi Adana. O ne lan? Kış. Ali. Fu, Gülizar hanımefendinin ne kadar benziyor. Az gelsen masamıza da neşemizi bulsak. Yok canım, olur mu öyle şey? Neden ki ne? Ne olacak az gelsen? Pulların mı dökülür? Aa. Beyler, şimdi bizim sanatçımız Gülizar Altınses değerli bir sanatçıdır. Öyle masalara falan pek gelemez. Bir daha sefere Melekler pavyonuna giderik o vakit. Orada kadınlar masaya da geliyor, muhabbet de ediyor. Ya şimdi madem öyle diyorsun, öyle gösteriyorsun. Şimdi gelemez dediysek hiç gelmeyecek de değil canım. Her şeyin bir hal çaresi var değil mi? Ne demişler? Yol yoluyla, orman baltayla. Siz az bekleyin hele. Ben geliyorum. Gülizar. Az gelsene hele. Bir gel hele, bir gel. Neden gidip oturmuyorsun Gülizar? Ne oturacağım ben ya el alemin masasına? Canım, ne olur yani gidip bir otursan, biraz gülsen, bir hoş sohbet etsen, bir kadehte bir şey içsen olmaz mı yani? Olmaz. Sen beni ne sandın? Ya ama şimdi adamlar çok bahşiş verecekler Gülizar. Yani bak, şimdi sen bir haftada kazanacağın parayı bunlardan bir gecede kazanacaksın. Aklını kullansan Gülizar, olmaz mı? Bir tek bes mi edeceğim? Sade sohbet, o kadar.
500 lira verilir mi? Verirler. Bunun cüzdanı kabarık. Bir oturup kalkarım ha, ona göre. He, o kadar. Oturup kalkacaksın. Reşit Efendi şöyle. Ne oluyor kabak? Sen Gülizar hanımefendiyi meyhanende mi çalıştırıyorsun? Yavaş kabak. Hacer duyacak. Ondan sonra beni Hacer'in dırdırıyla uğraştıracaksın. Yavaş. Gülizar hanımefendi namuslu bir kadındır. Gülizar hanımefendiyi kandırmışsın. Yoksa onu tehdit mi ettin? Ne tehdit etmesi kabak ya? Gülizar bile isteye güle oynaya kendi sahneye çıkıyor. Çalışıyor. Hem sen Gülizar'ın bekçisi misin kabak? Gülizar hanımefendiyi kandırmışsın. Bütün tenekeli mahalle benim demişsin, üstelik parasını almışsın. He, söyle ne yaptın? Yoksa silah mı çektin yoksa? Ne silah çekmesi kabak ya? Yürü git işine Allah aşkına. Bir daha Gülizar hanımefendinin etrafında dolaşmayasın. Yetti ama kabak ha, yetti. Gülizar'ın namusu sana mı kaldı kabak? Bana kaldı. Bak kabak, ben Gülizar'ı da, Gülizar'ın namusunu da, uçkurunu da senden daha iyi bilirim, tamam mı? Bir vakitler Gülizar az benim koynuma girmedi. Anladın değil mi? Ne? Hadi şimdi yürü git işine ya. Ne? Ne dedin sen? Ne dediğimi gayet iyi duydun kabak. Şu ayyar halinle padişahtan daha çok padişahçı olma. Anladın mı? Alan memnun, veren memnun. Sana ne? Sen ne dinsiz imansız, seni namussuz, iftiracı tekrarı! Komşular yetişin, yetişin, kocamı öldürüyorlar! Yetişin! Ay ne oluyor orada ya? Bir kadın için kavga ediyorlar. Kadın mı? Kimmiş ki o kadın? Ya havuz da büyüyor ya sen. Yürü ya. Öyle zarar değil. Ya bırakın beni. Dağılın vırrikler, dağılın. Görmüyor musunuz? Aniden vurdu. Bak Hafız, beni delilendirme. O Gülizar denen kadını unutayım. Ondan sana ne köy olur, ne de kasaba. Anlıyor musun? Denle. Zaten meyhaneye de düşmüş. Hayatta iflah olmaz o soyka. Ağzını topla. Sen burada ne arıyorsun? Ay ben şey, söylemen saattir kendime yeni intihara aldım da. Aa, güle güle kullan, sağlıkla kullan. Bak, ben de kendime yeni pantol aldım eskiciden. Ya öbürü gibi değil tabii. Bu da benim pek içime sinmedi ama ne yapak. Artık bir gün çok zenginlersek yeni bir şeyler alırız. Ya ben sana bir şey soracağım. Zabana sen niye kavga ediyordun Hafız Efendi'yle? Ya bırak ya, aman. Neymiş, ben seni zorla çalıştırıyorum diye kafaya takmış. Laf işte. Ya, öyle mi? He, öyle. Yok, sen çok namuslu bir kadınmışsın. Sanki namus karın doyuruyor. Bana namusuyla zengin olmuş bir kişi göster Gülizar. Şu gözlükleri çıtır çıtır yiyeceğim ya. Sen onları boş ver şimdi. Şu dün gece gelen herif vardı ya,
O bu gece gene geliyormuş. Hem de daha kalabalık. Artık bir hoş sohbet yaparsın değil mi? Ne oluyor Gülizar? Neden oturmuyorsun adamların masasına? İstemiyorum. Canım ne olur otursan. Adamlar bir ton bahşiş verecekler. Kötü mü? Ya vereceklerse ne yapayım? Semeyen şarkıcı diye getirdim buraya baba. Şarkımı söyler giderim. Zengin olmayacaksam da namussuz da olmayacağım. Anlıyor musun beni Reşit Selim? Amma naz yaptın güzelim. Otur hele. Ay bıraksana oğlum ya. Oturmuyorum işte. Dün oturuyormuşsun ama. Demek bizi beğenmedin. He beğenmedim var mı? Keyfimin kahyası mısınız? Zorlanma ya. Zorlan ulan zorlan. Dokunmayın ona. Geri durun. Sen kimsin lan? Aa, baba sen ne arıyorsun burada ya? Ezberine mi susadın sen? Ha? Ulan bu kadının yanında bir daha birinizi görürsem yakarım ki. Ay, ay yapmayın, dokunmayın bana. Ay bırakın, ne olursunuz. Ne oluyor burada? Hayırdır? Sen vesikan var mı? Vesika mı? Ne vesikası? Yürü karakola. Hadi. Söylüyorum hiçbir şey yapmadım ben. Yanlış anladınız. Mah, bir masumum. Bir dinlesene ya. Hiç duymuyor musun? Gülizar'la Kabak evlendiler. Kabak tenekeyi tek mil Reşit'e sattı. Eline geçen parayla Gülizar'a Madam Emma'dan gelinlik aldı. Adana'nın şerefli bir semtinde de bir ev tuttu. Şimdi bir bebekleri var. Çok da mutlular. Hoş geldin.
Koş, bak kimler geldi. Yapalım aslan parça. Aman. Buna mı geldiniz? Doğum günümüz olsun. Hayır, açı sokuyor. Çok güzel şeyler. Hadi, gel. Nerede şu? Hadi, yapalım. Muzaffer'e gel. Hadi gel oğlum. Hadi. Ben arkadaşım. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.